Bir Anı Bir Hikaye Bir Anı Bir Hikaye Bir İngiliz Zabitinin Plevna Hatıraları 9. Bölüm Kıymeti dinleyenlerim, 8. Bölüme kadar İstanbul Sirkeci'den kalkan askerleri de üç vagon halinde doldurdukları bir tren katarında Üç vagonu Çekbece Küçük Çekbece istasyonunda çözerler. Başka bir askeri tren gelecek. Ona sizi bağlayacağız. Bu tren sivilleri, diğer yolcuların nakliyesini yapsın gitsin diye gönderirler. Çekbece halkı da bunlara e, çok yakın alaka gösterir. İşte yiyecekleri, şunları, bunları... Her tarafı komanyoları yoktur. Halk o fakir haliyle temin eder, verir. Ama herhalde onların fakirleri... Bugünkü zenginlerden çok çok daha gönül zengini insanlardı. Evet. Bugünkü zenginleri suçlamıyorum. Servet düşmanlığı haşa düşünmüyorum. Ama yani bu bir gün elinizden çıkacak. Kefenin cebi yok ki koysan. Hadi cebi olsa cebinin alacağından daha fazlasını niye yapıyorsun kardeşim? Cep olsa bile cep yok da. Üç tane yabancı arkadaşı var yanında. Onlar da yabancı subay. Ama Osmanlı ordusunda görevli. Oradan maaş alıyorlar. Emri komuta zinciri işe dahil edilmişler. Jack Seymour diye bir mülazimi anlatıyor. Hayatında geçen ilk hadiseler acı ve ıstırap vericiydi. Onları burada uzun zaman anlatmayacağım. Bu arkadaş Gelibolu'dan geliyordu ve babası İngiliz'di kendisi Türkçeyi yerler kadar güzel konuşuyordu. Başka dine mensup olduğu için onun Osmanlı ordusuna girmesi üvey babasının nüfuzlu ve hatırı sayılır bir adam olması sebebiyle benimkinden daha kolay oldu. Demek ki babası öldü, İngiliz onun babası öldü, annesi bir Türk'le evlendi. E, o da bir makam sahibi birisiydi. Jack Seymour dolayısıyla Osmanlı ordusuna kolay aldırmış. Osmanlı ordusuna girebilmek o gün için büyük iltimaslar, torpiller isteyen bir hadiseymiş. Ya. Ya. Evet. Seymour yani Jack Seymour askerliği çok sevdiği için seçmişti. 1876'da yani bu kitabın anlattığı Plevne müdafazdan bir sene önce Abdülaziz Han'ın şehit ettiği sene Pangaltı'da Harbiye Mektebi'nden mezun olup önce Taşkışla'ya katip verilmiş sonra da bir ferike yaver olmuştu. Gönül isterdi ki şu Jacques Seymour'la konuşmalı madem ki son sınıftaymış Harbiye'de Harbiye talebeleri de Dolmabahçe Sarayı'nda Abdülaziz Han'ı Muhasara ettilerdi. Pnevle'yi Rus muhasara ediyor. Ondan bir sene önce Harbiye Mektebi'nin talebelerine Dolma Bahçe Sarayı'nı muhasara ettiriyorlar. Padişah'a bir saldırı var. Biz o saldırıyı önlemeye geldik diye. Kimseyi içeri sokmayın, diyirler, sokmayın diyorlar ki içeride kendileri şenaatlerini işlesinler. İhtimalcak saymıyor da son sınıf talebesi olduğu için getirilmiştir Süleyman Paşa tarafından. Ben öyle tahmin ediyorum. Ne ilk kalbe geldi yani, ne diyeyim yani. Kalbe gelen de söyledim. Her kalbe gelen söylenmez tabii. Önce taş kışlaya katip verilmiş, mezun olduktan sonra. Sonra da bir ferike, yaver olmuştu. korgeneral orgenal arası bir rütbe. Ama neden ben onun mağfevki olmuştum bilmiyorum. Beni niye ona üst yaptılar... O benden önce mezun olmuş. Mektep okumuş, harbiyeyi bitirmiş. Bu da mektep okumuş ama harbiyeyi bitirmemiş. Beni ona komutan yaptılar. Burada olduğu gibi bunu Vidin'de de anlamamıştım. Vidin'de de muhasarada, harpte hep bana emir kumandayı verdiler. Jaka vermediler. Çünkü o benden 6 ay fazla hizmeti ve kıdemi vardı. E askerlikte bir gün kıdem kıdem de Osmanlı'da. Böyle bir kıdemin Türk ordusunda kıymeti yoktu. Halbuki vardı. Vardı da o gün bu ihtilalciler bu kıymeti bir kenara çekmişler. Bizim gibi ihtilali benimseyen kimseler varsa onlar kıdemli olsun demişler. Yoksa devşirmeden sonra acem olan ocağına alınırken oradan Yeniçeri ocağına alınırken külahını kovuşa sokan yarış yaptırılırdı kıdemleri tayin edilsin diye. Külahını atar kendi koşamazsa külaha girerse o adam kıdemli olurdu. Çok mühimdi Osmanlı'da. Bu adam onlar bilmiyor tabi Osmanlı tarihini okumamış, incelememiş. Ben ondan bir ay daha yaşlıydım. Her neyse bu vaziyeti hazırlamakta benim hiçbir dahlim olmadı. Yani ben birisine torpil yaptırıp da beni komutan yapın demedim. Benim bir elim yok bu işte diyor. O bunu hiç itirazsız kabul etmişti. Seymur orta boylu, narince güzel, çocuk yüzlü ve parlak gri gözlü delikanlıydı. Atılgandı. Bir arsan kadar cesur, ve çelik kadar doğruydu. Kendisine daima güvenilir, sadık bir dostum oldu. Gittikçe, gittikçe, gittikçe ha buna arka dönülebilir dedim. Dostum oldu. Evet. Jacques Seymour bu. Kısaca tarifi. Sonra savaş sırasında gene bundan bahsedecektir. İbrahim Terep. İkincisi, Adalar Denizi'nde bir liman ve Edirne'den ayrılan bir demiryolu kolunun son durağı Dede Ağaç'tan gelmişti. Yani Ege Denizi'nde o zaman Adalar Denizi deniyor. Ee, biz niye Ege dedik, Adalar Denizi demedik bilmiyorum. Niye Akdeniz demedik, Osmanlı Akdeniz diyordu bilmiyorum. Ben bilmiyorum yani. da bilmiyorum demiyor. Dede Ağaç'tan gelmişti. Hani bir ara böyle Türkiye'den giden askeri birkaç suçlu da bir helikopterle kaçtılar ya o dede ağaç. Orada babası hükümet memuru idi. İbrahim Terebin. O da Harbiye'den Seymur gibi, Jack Seymur gibi aynı mezun olmuş. Onunla beraber olmuşlar aynı sene. Erkan'a harbiye tahsili yapmak üzere yani akademiye ayrılmış kurmay olmak üzere harbiye mektebine ayrılmıştı. Orada bizim buluşmamızdan bir hafta öncesine kadar kalmış. Kendisine nazikçe erkanı harp zabiti olamayacağı anlatılıp Davut Paşa kışlasına gönderilmişti. Osmanlı sen koldun akademiden arkadaş hadi kıtaya kıta subayı olacaksın dememiş. Nazikçe anlatılmış. Bana öyle geliyordu ki kendisini kafi derecede zeki bulmamıştı komutanları. Bu iş zavallı çocuğun en zayıf yeriydi. Yani akademiden atılmak, erkan harp olamaması dokunduğunda sızlayan bir yarasıymış. E, şu anda bizde de öyledir yani. Niye ben bu kadar emek verdim de birileri oldu ben olamadım? Bu konu açılınca çok öfkelenirdi. Yani kapatmaya çalışır ve öfkelenirdi. İbrahim, Jack'tan da benden de biraz daha kısa fakat biraz daha şişmandı. Güzel siyah gözleriyle tipik bir Türk siması vardı. Dedik İbrahim Terebi burada bıraktık. 10. bölümde İbrahim Terebi anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalınız efendim. Bir anı, bir hikaye.